Arkadaşlar merhaba. Bu videomuz bir dikiş makinesi alırken, bu ikinci el de olabilir veya çok uzun süre kullanılmamış bir dikiş makinesini kullanmadan önce bakmamız gereken, kontrol etmemiz gereken noktalar üzerine olacak. Örneğin bir servise gittiniz veya ilan siteleri üzerinde bir dikiş makinesi buldunuz. Fiyatı da uygun geldi. Tabii dikişi nasıl diye sorduk. Dikişi çok güzel, yeni gibi, sıkıntısı yok cevabını aldık. Tabii bunları duyunca makineyi hemen almıyoruz arkadaşlar. Ya da eski bir makine bulmuş olalım, annemizden, anneannemizden kalma olabilir. Bunu da hemen çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Benzer kontrolleri buna da yapacağız. Sonra niye dikmiyor cevabını bulmaya çalışacağız. Bakacağımız makine bunlardan biri olsun, hepsini kontrol edeceğiz. Sizin makineniz farklı model de olabilir, bunun pek bir önemi yok. Çünkü hepsinin parçaları benzer, mantıkları aynı. Şimdi bu makinelere alıcı gözüyle bakarak çalışır durumda olup olmadıklarını görelim. Evet arkadaşlar, ilk bakacağımız makine Singer'in Yoknaz modeli. Bunda veya diğer makinelerde olsun ilk yapmamız gereken bu alanı elimizle hafifçe çevirerek bir zorlama olup olmadığına bakmak veya bir ses geliyor mu, çarpma, sürtünme sesi var mı bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik bu makinede bir sıkıntı gözükmüyor. İlk kontrolümüzü ve en basit olanı yaptık. Bundan sonra adım adım devam ederek daha derine ineceğiz. Sonraki bakmamız gereken yerse mekik olacak. Mekik yuvasına bakacağız. Burada yine volanı çevirelim arkadaşlar. Daha yakından görelim. Burada ayağını çıkarsak da olur. Daha kolay görmüş oluruz. Bu noktada çanozun ucunu kontrol edeceğiz. Çanozun ucunun sivri olması lazım. Bir darbe almış mı? Ucu körelmiş mi? Bunun kontrolünü yapacağız. İlaveten burada zaman ayarı kontrolünü de yapabiliriz. Volanı çevirdiğimizde iğne aşağı pozisyona geldiğinde en aşağıdayken çanozun ucu iğnenin arkasında olacak bu şekilde. Eğer bu pozisyon olmazsa makine dikiş yapmaz. Çünkü iğneden ipliği alamaz. Bu önemli arkadaşlar. Sonrasında tansiyonu kontrol edelim. Tabii bunun düzgün çalışıp çalışmadığını dikiş yaparken anlayacağız. Şekil olarak herhangi bir eksiği, deformesi var mı diye bakalım şimdilik. Sonrasında makinenin alt takımını kontrol edeceğiz. Bunun için ters çevireceğiz. Alt takımda bu dişiler çok önemli arkadaşlar. Bunlarda çatlak ya da kırık var mı? Kontrolünü iyi yapalım. Kayışı da kontrol edebiliriz. Burada da dişimiz var. Buradan iğne pozisyonlarının kontrolünü yapacağız. İğnemiz sola kayacak. Burada da sağa kayacak. Burada iğne sol pozisyonda. Herhangi bir çarpma yok. Sağ pozisyonu aldık. Bunda da bir sıkıntı yok. Zikzak kontrolünü yapacağız. Çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Zikzak kontrolünü yaparken volanı yine elimizle çevirelim. İğneden ses geliyor mu? Çanoza çarpıyor mu yine? Bunu kontrol edeceğiz. Sonrasında dikiş adımlarını kontrol edeceğiz. İki at parçası koyarak bunun kontrolünü yapabiliriz. İlk olarak 0.5'e getireyim. Sonrasında 4'ü deneyelim. Evet, adım aralığı 0.5 için, bunlarda 4 için. Bunlarda da sıkıntı yok. Geri dikişin kontrolünü de yine aynı kağıtla yapalım. Geriye gitmesinde de bir sıkıntı yok. Motor kayışının da kontrolünü yapalım. Yavaşça çevirerek herhangi bir hasar, kopukluk var mı kontrol edelim. Makinemizin kontrollerini yaptık. Herhangi bir sorun bulamadık. Gayet temiz bir makine. Bu makine kullanılabilir, dikiş yapar. Şimdi diğer makineleri inceleyeceğim. Ancak bu gösterdiğim adımları tekrar yapmayacağım. Vakit kaybı olmasın. Sadece sorun gördüğüm bölümleri göstereceğim size arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bakacağımız diğer makine bu. Bunda da aynı kontrolleri yapacağız. Ben bunun kontrollerini yaptım. Sıkıntılı gördüğüm noktalar çağnoz ve motor kayışıydı. Bunlara bakalım sadece, vakitten kazanalım. Benim bunda fark ettiğim sıkıntı dikiş yaparken mekiğin çıkmasıydı. Mekiği bir çıkartalım. Evet, mekiği çıkartırken masura çıkmadı. Çünkü bir uyumsuzluk var. Evet, mekiğine baktığımızda ilk göze çarpan bayağı pis ve küflenmiş olması. İkinci olarak da masura mekiğe tam oturmuyor arkadaşlar. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Bu da dikiş yaparken masuranın mekiği ittirmesine neden oluyor. O yüzden mekiği çıktı. Bu mekiği değiştireceğiz arkadaşlar. Normalde olması gereken şu şekilde olacaktı. Başka bir mekik takayım. Masuranın mekiğin içine tamamen oturması lazım. Bu şekilde. Hazır bunu açmışken bu noktada çağnuz kontrolü de yapalım arkadaşlar. Zaman ayarı doğru mu değil mi görmüş olalım. Bu olanı çevirdiğimizde iğnemiz tam aşağıdayken, evet, çağnuz ucu burası arkadaşlar. Çağnuzun ucu bu arkadaşlar. İğne tam aşağıdayken iğnenin arkasına geliyor bu da. Bunun da sivri olup olmadığını kontrol edeceğiz. İkinci olarak gördüğüm sorun kayışı arkadaşlar. Kayışında sıkıntısı var. Evet, burası. Bunun kayışı kopmak üzere. Bunun da kayışın değişmesi lazım. Evet arkadaşlar, dikiş makinesi kontrolünü bu şekilde yapıyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.